içerisinde. Evet, Ahu merhaba. Boğaziçi Zirvesi'nden hepinize selamlar. Şimdi Boğaziçi Zirvesi'nin 11.si ama en önemli konulardan bir tanesi Türkiye'nin yatırım çekmesi, yatırım, dış yatırım nasıl alır diye. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu konuğumuz, canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler Ali Bey. Bugün az önce sunumdan çıktınız. Çok da güzel bir sunum da yaptınız. Teşekkür ederiz. Önemli konuları, hangi alanlara fokuslandığınızı anlattınız. 2021 yılı tabii ki pandemiden çıkış yılı olarak gözüküyor. Dünyada bol paranın olduğu, parasal genişleme programları nedeniyle paraların yığıldığı. Biz buradan ne kadar para elde, yatırım elde edebiliriz? Sunumunuzdan özellikle de yola çıkarak 2021 yılında biz ne beklemeliyiz Türkiye olarak yabancı yatırım için? Öncelikle Boğaziçi Zirvesi'nin medya sponsoru Ekotürk'e davetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Ekranlarınızdayız. İkinci olarak da bugün sembolik olarak da önemli bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Boğaziçi Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yatırım çekmekle ilgili bir paneldeydik. Bildiğiniz üzere bu hani İngilizcesi SDG diye kısaltıyor sürdürülebilir kalkınma amaçları. Önemli başlıklardan biri de toplumda kadınların her alanda daha katılımcı bir şekilde temsil edilmesiyle ilgili. Biz tabii sahnede daha çok yatırımlar perspektifiyle olan boyutu ele aldık. Bugün burada yaptığımız sunumda Türkiye'de UNDP Türkiye Ofisi ile beraber uzun süredir üzerinde çalıştığımız konu başlıklarından biri olan Türkiye'deki SDG Investor Mapping, yani sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yatırımcıların nasıl bir yatırım ortamı olduğuna dair bir haritalandırma yaptık. Yani burada sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yapılabilecek yatırımları 14 ana sektörde, Türkiye özelinde 9 ana seçilmiş stratejik sektörde yaptığımız bu haritalandırma çalışmasını anlattık. Burada dikkat çeken sektörler işte eğitim, sağlık, altyapı yatırımları, yenilenebilir enerji gibi başlıklarımız var. Uluslararası perspektiften baktığımız zaman dünyadaki gelişmekte olan ülkeler açısından bu etki yatırımlarına yönelik fonların bizim gibi ülkelerde bir veriye ulaşma sıkıntısı oluyor. Bizim amacımız bu bağlamda yatırım yapma stratejisi olan yatırımcılara yönelik Türkiye'deki haritayı önlerine koyabilmek, Türkiye'deki veri setini kendilerine sunmak oldu. Bu bağlamda Türkiye'ye bu başlık özelindeki kaynak akışını kolaylaştırmak istiyoruz. Tabii bu sıfırdan olan bir gündem değil. Türkiye'ye baktığımız zaman daha öncesinde Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımları yapmak üzere kurulmuş fon vardı. Ciddi anlamda da yatırım yapıldı. Tabii yani sadece bu alanda yatırım yapmak üzere kurulmuş, yani bu özel sermaye fonu da vardı. Yine baktığımız zaman, doğrudan markalar vermeyelim, etki yatırımı yapmak üzere toplanmış bu girişim sermayesi fonları da var. Ve Türkiye'de yatırım yaptıklarını, yatırımlarına devam ettiklerini biliyoruz. Bizim bu çalışmamız yatırımlarda bizi daha ileri noktaya taşımakla ilgili olacak. Peki 2021 yılında beklentimiz tabii COVID var. Ciddi bir sorunla karşı karşıya hem dünya hem Türkiye. Ne kadar bir öngörünüz var? Nelerin gelebileceği, nelerin müzakere edilmeye başlanacağını düşünüyorsunuz? Şimdi belki 2021'e bakarak önce bir fikir sahibi olmak gerekiyor. Malumunuz dünyada bu bizim uluslararası doğrudan yatırımlar verisini aldığımız bu ANKTAD'ın her yıl yaptığı bir dünya yatırım raporu var. Orada 2020 yılında dünyadaki yatırım hareketlerinin %42 daraldığı gibi bir gerçekle karşılaştık. Evet, Türkiye daha az daraldı. Yaklaşık %20'ye yakın bir düşüş gösterdi. 7.7 milyar dolar yatırım çekmiş olduk 2020 yılında. 2021 yılına dair yine bu uluslararası organizasyonun beklentisi maalesef uluslararası yatırım hareketlerinin azalacağı yönünde. Biz Türkiye için açıklanan yatırım projeleri, takip ettiğimiz yatırım projeleri açısından baktığımız zaman bu daralmadan etkilenmeyeceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah 2021 yılında bir önceki yıldan daha fazla yatırım çekmeye hedefliyoruz. Burak Bey, siz sunumunuzda da söylediniz, Avrupa Birliği ile özellikle yeşil enerji, yeşil yatırım konusunda, evet, işbirliği, genel yeşil mutabakat, genel mutabakat konusunda bir mutabakat var. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında da son dönemde yakınlaşma da söz konusu. Hem Almanya, Fransa Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan görüştü. Dolayısıyla burada bir yakınlaşma ve bu program içerisinde bir hareket bekleyecek miyiz bu sene biz? Şimdi FDI hareketleri doğrudan, uluslararası doğrudan yatırım hareketleri tabii birazcık daha böyle uzun dönemlerle alakalı tabii, oluyor. Evet. Ve baktığımız zaman aslında uluslararası doğrudan yatırımlarda hala yatırımların ortalama yıllık %60'ının Avrupa ülkelerinden geldiğini görüyoruz.
Bu bağlamda hani farklı boyutlarıyla Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilir ama yatırımlar perspektifiyle zaten akışın belirli bir oranda devam ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde önemli olan yani bu kritik başlıklarda işte yeşil mutabakat bu ajandalardan biri tabii ki. Ve sadece bunu iki, yani Türkiye ve Avrupa Birliği bölgesinin gündemin ötesinde dünyada küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekilleneceğine dair tartışmalar daha ön planda. Biz birazcık olaya bu açıdan yaklaşmayı tercih ediyoruz. Malumunuz bu bağlamda çalışan bir ekip de var kamuda. Biz uzun vadede Avrupalı yatırımcıların orta ve uzun vadede Türkiye'deki üretim üslerini, öncelikle zaten Türkiye'nin 1960'lardan bu yana çok ciddi bir üretim üssü. Daha sonrasında üretim öncesi ve sonrası fonksiyonlarını da Türkiye'de daha güçlü bir yapıya kavuşturacaklarını düşünüyoruz. Burada neyi kastediyoruz? Türkiye'de Ar-Ge merkezi olan uluslararası yatırımcılarımız var. Türkiye'de tasarım merkezi olan uluslararası yatırımcılarımız var. Burada satın alma ofisi olanlar var. Arttırmak üzere bizim de takip ettiğimiz projeler var. Türkiye'den daha fazla tedarik yapacaklarını öngörüyoruz. Üretim sonrası noktasında da Türkiye'nin zaten bölgesel bir yönetim konumu merkezinde olduğunu biliyoruz. Türkiye çok ciddi bir bölgesel lojistik merkezi olarak ön plana çıktı son 18 yılda. Bu bağlamda bu alandaki yatırımların artacağını görüyoruz, artmakta olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de inşallah böyle yatırım haberleri oluyor. Burak Bey, şimdi siz bu açıklamayı yapınca bu soruyu sormak zorundayım, onunla bitirelim. Amerika ile Çin arasında ciddi bir kavga var. Ve deniliyor ki Türkiye bu gerilim ticaret savaşından tedarik zincirinde önemli bir halka oluşturabilir. Türkiye hem lojistik üs olabilir hem de Batı'nın üretim bazı noktalarda üretimlerini yapmak için girişimde bulunabilir. Bu Covid ile birlikte tartışılan konu. Yani öncesindeki süreçle ilgili çok yorumda bulunmak istemiyorum. Yani o ülkelerin arasındaki politik gündemler falan bir yana. Biz burada Türkiye'nin ortaya koyduğu değer önerisine odaklanıyoruz. Türkiye'nin ortaya koyduğu değer önerisine baktığımız zaman coğrafi konum bir avantaj. Yani bunun farkındayız. Ama hani bu çevremizdeki birçok ülkenin öne sürebileceği bir şey. Türkiye son 18 yılda altyapısına ve üst yapısına yatırımlarla yaptığı yatırımlarla bölgede çok ciddi bir lojistik merkez oldu dememin sebebi buydu. Ve bu sadece açıkçası yaptığımız yollar, inşa ettiğimiz limanlar, işte sağlamış olduğumuz hava yolu bağlantısı değil. Bunun ötesinde Türkiye'nin çok ciddi bir sofistike üretim altyapısı var. Herkes bunun farkında. Yani bunu bana bir yatırımcı söylemişti. Almanya'dan Çin'e kadar baktığımız coğrafyada, yani böyle bir haritada Türkiye kadar güçlü, sofistike, endüstriyel altyapısı olan bir ülke göremiyoruz. Hızlı hareket edebilen bir ülke. Evet, ikincisi yetkinlik, yani dediğimiz bu nitelikli iş gücünün Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Ve bu hani sadece üretim odaklı bir şey değil. Yani çok başarılı mühendislerimiz var. Belki işte bunun örneği Almanya'da yaşayan iki Türk kökenli mühendisin işte en son yapmış olduğu bu geliştirme projesi. Türkiye'de her nitelikli yönetici de önemli bir insan niteliği biliyorsunuz uluslararası yatırımcılar için. Bu bağlamda Türkiye bu coğrafyada zaten kendini bu açıdan da ispatlamış durumda. Tabii burada en önemli başlıklardan birisi de bu güçlü siyasi liderlikle beraber yapılan reformlar. Türkiye 2003 yılından bu yana ortaya koyduğu reform iradesiyle aslında kendini ispatlamış oldu. 2003 yılında bizim uğraştığımız iş açısından baktığımız zaman Türkiye ne yaptı? Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Kanunu'nda bazı değişikliklere gitti. 2003 yılından 2020 yılına kadar 225 milyar dolar yatırım çektik bu ülkeye. Bu bağlamda yapılan bütün reformların da sonuç odaklı olduğunu biliyoruz. Yapılan reformların sonrasında izlendiğini, takip edildiği, yatırımcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda tekrardan yeni reform programları kurgulandığını biliyoruz. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız insan hakları eylem planını açıkladı. Bu hafta da inşallah ekonomi alanındaki reform paketini duyulacağız. Bu bağlamda önümüzdeki dönem için çok ciddi bir yeni yatırım dalgasının da geldiğini düşünebiliriz. Geçmişteki performansımız gelecek için bence bunu bize çok net olarak gösteriyor. Siz böyle güzel konuşunca ben soru sormak zorunda kaldım. Afrika konusunda ne düşünüyorsunuz? Burada uluslararası doğrudan yatırım perspektifinde birazcık daha tabii Türk yetkilileri orada yatırımcı. Bu doğrudan benim şu anda bu şapkayla yorum yapmasam daha iyi. Çok teşekkürler. Ama büyük bir fırsat olduğunu zaten herkes farkında. Türk ihracatçıları özellikle son yılda özellikle buradan Afrika'da delege üyeleri vardı. Türkiye ile ticaretle gelinen noktayı kendi tecrübelerini anlattılar. Gerçekten gurur verici. Ve yine Türk yatırımcının oralarda yatırımlar yaptığını biliyoruz. Türkiye'yi uluslararası doğrudan yatırım kaynağı olarak ise burada birazcık daha böyle yavaş gittiğimizi görüyoruz. Pfizer-BioNTech ile Türkiye arasında iki Türk bilim insanı Türkiye'ye davet etmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru. Onda bir gelişme var mı? Takip ediyoruz TÜBİTAK'la beraber. Şu anda böyle bir açıklama yapmayalım.
Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu bize zaman ayırdı. Yayını tekrar Ahu Orakçıoğlu'na bırakıyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.